Habertürk.com'a hoş geldiniz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor ve İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi. Açıklamaları biraz tedirginlik, biraz da tartışma yarattı. Şimdi bu konuları konuşacağız. Konuğum İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yağız Üresin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bakan Koca dün akşam bir açıklama yaptı ve aşı tedariki önümüzdeki 2 ay güçleşiyor dedi. Ardından BioNTech aşısı için 6 ile 8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir dendi. Bu açıklamada da bulunuldu. Bu da biraz kafaları karıştırdı tabii. Çünkü bugüne kadar 28 günlük bir aradan bahsediyorduk. Birinci doz ve ikinci doz aşı uygulaması arasında. Bunun nedeni nedir? Yani bu aşının etkinliğini nasıl, hangi yönde etkiler? Neler söylersiniz hocam? Evet, yani asıl hikaye tedarikle ilgili güçlüğün yaşanması. Yani biz Evet. daha önce bu Sinovac firmasının aşısıyla başladık aşılanmaya. Anlaşılan bunun tedarikinde geçici olarak bir güçlük yaşanıyor. O yüzden Sinovac mı istiyorsanız yoksa işte BioNTech mi diye bir seçenek sunulmuşken, ki o da birçok kafa karışıklığına yol açmıştı. Herkes hangisi daha iyi falan diye her Evet. gün beni de arayanlar oldu. Onu mu alalım, bunu mu alalım diye. Şimdi Sinovac'ta tedarik güçlüğü yaşandığı için o bildiğiniz gibi çoğaltılması biraz daha güç olan bir aşı yöntemi. Elde BioNTech varken BioNTech'e başlayalım dendi. Sonra da arasını açalım dendi. Benim en son gördüğüm haberde randevu alanlarda arayı açmayacağız. Ama randevuları daha sonra vereceğiz ya da işte ondan sonra arayı açacağız diye. Evet, yani şu Bu andaki arada son durum, randevu almış olanlar randevu aldıkları tarihte ikinci doz aşılarını, BioNTech aşılarını olacaklar. Fakat henüz randevu almamış olanlara 6 ila 8 hafta ara olacak, 2 doz arasında, değil mi? Son durum en bu. son açıklamadan benim anladığım o. Yani Evet. tekrar bir değişiklik olmazsa o şekilde görünüyor. Şimdi aranın açılması her zaman problemli olmayabilir. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi bunların aralıkları preklinik dediğimiz insan öncesi çalışmalarda, hayvan çalışmalarında hayvanlarda gelişen bağışıklığa bakarak aslında kestirilip ondan sonra işte faz 1, faz 2 daha erken insan çalışmalarında netleştirilip ondan sonra da faz 3 hani gerçek klinik ortamda uygulama çalışmalarıyla devam ettiriliyor ve en sonunda hani bu edindiğimiz yüzdeler, şu %90 etkili oluyor, şu bu kadar etkili oluyor filan gibi sayılarla bu faz 3 çalışmalarından ve o aralıklarla elde edilmiş oluyor. Ama aralıkların daha açık olabileceğine dair de bir takım şeyler var, bilgiler var. Örneğin bizde Sinovac aşısını uygulayan araştırmacılar aslında bunun arasının açıldığında daha etkili olacağını söylüyorlar. Bu da işte Çin'den gelen erken verilere vesaire dayalı olarak. Yani bunu göreceğiz. Aynı şekilde İngiltere'de bildiğiniz gibi onlardaki bu salgının daha şiddetli seyrettiği zaman da özellikle bu BioNTech aşısının arasını açmaya karar vermişlerdi. Onlar da ayrıca bu Oxford AstraZeneca aşısı da vardı. Onunla yapılan bir takım çalışmalara vesaire dayanarak ve ilk dozdan sonra ortaya çıkan bağışıklığın yüksek olduğu iddiasıyla arayı açmaya karar verdiler. Bana sorarsanız tabii ki erken klinik çalışmalar çok önemli. Onlarsız olmaz ama o klinik çalışmalardaki yüzdelerden ve o verilerden daha sonraki gerçek hayattaki geniş uygulamada hareket etmek o kadar doğru değil. Yani bu bir temel teşkil edilir ama sonra uygulamada ne olduğuna bakmak lazım. Sonuçta İngiltere arayı açtı. İşte 3 tane aşıyla BioNTech, Moderna ve işte Oxford AstraZeneca ile aşılama yaptı. Ve biliyorsunuz AstraZeneca aşısını Avrupa'nın diğer ülkeleri durdurmuştu. Buna rağmen devam ettiler. Ve gördüğümüz şey Britanya oldukça başarılı bir yerde şu anda aşılama ve salgının kontrol edilmesi anlamında. Ben buradan şunu çıkartıyorum. Yani onlar arayı açarak ve diğer ülkelerin durdurduğu aşıya da devam ettirerek başarılı bir aşılama yapmış durumda. Yani bana göre en önemli ölçüt budur. Dolayısıyla bizde de bu aşının aralığını açmaktan bahsediliyor. Yani açıp ondan sonra göreceğiz. Ama şöyle bir şey değil, yani arayı açmak tamamen
dayanaksız, sadece işte aşı tedarik edilemedi diye yapılan bir şey değil. Yani başarılı olma olasılığı yüksek olan bir şey. Çünkü Britanya'da bir de gerçek yaşam çalışması açıkladılar 20 bin kişide bu BioNTech aşısıyla ilgili. Ve bu yaptıkları uygulamada aşı yapılanlar bu şey değil. Yani ileri doğru böyle planlanmış bir çalışma değil. Aşılananları katıp onların içinde analiz yapıyorsunuz. Her nasıl uyguladılarsa o uygulamanın içinde de yine %80'in üzerinde başarı elde ettiler. Demek ki bu tür mantıklı ve kontrollü değişiklikler başarı getirebiliyor. Dolayısıyla ben de burada şu andaki bu arayı açma planını gerçek dışı bulmuyorum. Yani bu bir aşı stratejisinin bir parçası da olabilir. Böyle de yol alınabilir aşı uygulamalarında. Evet. Peki bir de Sputnik 5 aşısının geleceğinden bahsetti Bakan Koca. 6 ay içinde 50 milyon doz için anlaşma imzalandı. İlk sevkiyat da Mayıs ayında gerçekleşecek dedi. Dolayısıyla aslında 2 aylık bir tedarik sıkıntısı ama sonrasında da bir bollaşmadan bahsetti Bakan Koca. Bugüne kadar 2 aşı vardı Türkiye'de, BioNTech ve Sinovac. Şimdi bir diğer Sputnik aşısı da eklenecek. Dolayısıyla bu böyle bir aşı bolluğundan bahsediyor sonrası için Bakan Koca. Siz Sputnik aşısını nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Şimdi baştan bu strateji yine uygun bir strateji. Bildiğiniz gibi Uğur Şahin de Türkiye'ye bir 30 milyon mu ne doz göndermeyi planlıyoruz dedi. Bakan bu ikisine dayanarak yaz aylarında bolluk olacağını söylüyor. Sputnik aşısında bir de şöyle bir eğer gerçekleşirse tabii ki iyi bir şey var. Bu benim baştan beri söylediğim bir model. Başta Rusya'dan imal edilmiş olan getirilecek. Sonra Türkiye'de üretim için çalışmaya başladılar. Tekrar ediyorum. Eğer bu üretim başarılı olur ve ondan sonra oradan da kaynak sağlanacaksa bu iyi bir model. Sputnik aşısı aslında ilk verileri açıklayan aşı. Bildiğiniz gibi Sayın Putin bizim aşı etkili oluyor demişti. Hatta kızım da bu aşıdan oldu falan gibi bir şeyler demişti. O arada bu açıklamalar erken olduğu için ve diğerlerindeki kadar gelişmiş klinik araştırma verilerine dayanmadığı için bir şüphe uyandı. Evet. Yani bu bir politik uygulama ile ilgili bir şüphe. Ama bilimsel olarak baktığımızda geçtiğimiz günlerde bu Sputnik aşısı ile ilgili de diğer hani o yüzdelerini konuştuğumuz çalışmalar tamamlandı. Ciddi uluslararası dergilerde yayınlandılar ve yayınlandıktan sonra da onların da yine ben bu sayıları böyle tam olarak söylemeyi sevmiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi değişiyor bu sayılar. Değişkenlik arz edebiliyor. Yani, evet. Sayısı arttıkça. Yani aslında değişkenlik böyle beklenmedik bir değişkenlik olmuyor. Uygulama sayısı arttıkça ve gerçek yaşam şartlarına uydukça ve bir de bu varyantların da olduğu popülasyonlar katıldıkça bu yüzdeler düşüyor gibi görünüyor. Ama her zaman da hemen hemen bütün aşılar istediğimiz kadar başarı gösteriyor gibi. Bu da diğerleriyle kıyaslanabilir bir başarı. Böyle bir çalışmada, geçerli bir çalışmada göstermiş durumda. Artı şu da var. Benim bildiğim kadarıyla iki tane aşının büyük popülasyonda etkililiğiyle ilgili derlemeler de var. Bunlardan bir tanesi Sputnik, yani çünkü Rusya arada uyguladı bunu kendi toplumuna. Bunun bir benzeri de bildiğiniz gibi bizde daha önceden uygulanan Sinovac aşısıyla ilgili Şili verileri var. Şili'de 5 milyon üzerindeki kişiye uyguladı ve orada da bayağı kabul edilebilir etkililik verileri elde edildi. Demek ki bu Sputnik'te bu da var. Teknolojik olarak nasıl şimdi konuştuğumuz aşılar onları bir hatırlarsak. BioNTech aşısı işte messenger RNA yeni teknoloji olan aşı. Yani hücreye işte spike proteinine benzer şeyler üretmesiyle ilgili veriyorsunuz. Bizde uygulanan Sinovac aşısı öldürülmüş bir inaktif virüsü, inaktif daha doğru virüsü veriyorsunuz. Sputnik aşısı ise virüs taşıyıcılı bir aşı, adenovirüs üzerinden etkili. Bu neye benziyor? Bu hep konuştuğumuz Oxford AstraZeneca aşısına ve işte Johnson & Johnson aşısına
benziyor. Bu hani daha önce yani göreli olarak yine yeni bir teknoloji olmakla birlikte daha önce uygulaması var. Kolay ve ucuz üretilebiliyor ve saklama koşulları da uygun. Dolayısıyla bana sorarsanız uygun bir seçim ve benim de bu aşılanmanın başarısıyla ilgili ümidimi arttırıyor. Evet. Peki yerli aşıda da artık yavaş yavaş galiba daha sonlara doğru yaklaşmış bulunmaktayız. Yerli aşıda son durum nedir hocam? Yerli aşıda bize ulaşan bilgilere göre, yerli aşıda hep söylüyorum, güzel olan şey bütün dünyadaki kullanılan teknolojilerle ilgili bir takım en azından laboratuvarda başarı gösterilmiş seçenekleri var. Bunların arasında işte en hızlı gideni Erciyes Üniversitesi'nin inattır virüste olan aşısı. Onlar faz 2'yi de bitirdi bildiğim kadarıyla. Bitirdiler değil mi? Faz 3'e başlayacaklar. Evet. Evet, faz 3'e başlayacaklar. Faz 3'ü başarılı olarak tamamlarlarsa işte yazdan sonra tabii ki işte büyük ölçüde üretim vesaire, bu sadece klinik çalışmayı yapmakla olmuyor. Biraz önce konuştuğumuz gibi büyük ölçekte üretimin de başarılması gerekiyor. Bunlar da olursa işte sonbaharda sunulabilir deniyor. En ileride olan o. Onun ardından yine bildiğim kadarıyla bir tane inaktif aşı, bir tane intranazal uygulanacak burundan burun spreyiyle aşı var. Bir tane de yine Ankara'da geliştirilen, o da çok ilginç tabii ki, virüs benzeri partikül. Yine göreli olarak yeni teknoloji ama ilk defa değil, grip aşısı falan var böyle. Ve işte human papilloma virüsü falan kullanılmış bir teknoloji. Onunla ilgili de iyi şeyler duyuyoruz. Yani bu anlamda 3 tane de faz 1'e başlayacak aşı olacak. Bunların hepsi sevindirici gelişmeler. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani sadece faz 1'i bitirmekle şu anda bir ülkemizde faz 1 seferberliği var. Yani bakanlığın hastanelerinde faz 1 açılmaya uğraşılıyor. Biz de şu anda faz 1 ünitemizin işte onayını almak üzereyiz. Ama faz 1 klinik çalışmanız geliştirmenin sadece başlangıcı. Yani faz 1'i yaparak klinik geliştirmeyi çözdük diyemeyiz. Az önce Sputnik aşısında bahsettiğimiz gibi yani doğru dürüst bir faz 3 tamamlamak lazım. Faz 3'ü de 20-30 bin kişide yapmak lazım. O da aslında öyle başta 3 ayda tamamlanır gibi bir şey değil. Yani orada kaynakları daha dikkatli kullanmak ve daha ciddi sonuçlar almak lazım. Yine az önce konuştuklarımızın bize öğrettiği, bununla birlikte GMP dediğimiz bir şey var. İyi üretim uygulamaları. Bunun şartlarının sağlanıp buna uygun olarak geliştirme yapmak lazım. Yani herkes tamam laboratuvarda işte hayvan çalışmalarıyla falan veriler elde ediyor, heyecanlanıyor falan. Ama bunların gerçekten kullanımına yansıması daha uzun bir yol. Burada bence seçici olmak ve iyi bir strateji üretmek lazım. Virüs benzeri partikül demişken ben hep söylüyorum, biz de İsviçre'li bilim adamı arkadaşların, bilim adamı ve bilim kadını, bilim insanların geliştirdiği bir tane bizim de bir virüs-like particle projemiz var. Bakalım biz de aynı şekilde işte bu preklinikleri bayağı iyi görünüyor. Bu iyi üretim uygulamaları yani pilot üretimi sağlayabilirsek, faz 1'i gerçekleştirebilirsek, arada faz 3'ü ekleyebilirsek biz de onu ülkemize kazandırmak istiyoruz. Ama tabii ki tercih her şeyinin Türkiye'de yapılıyor ve yani yine aynı tecrübenin gösterdiği gibi tamamen kontrolün bizde olduğu, birileri tedariyi sağlamadığı zaman sıkıntı çekmeyeceğimiz aşıların ülkemizde geliştirilmesi. Biz de tabii ki en fazla enerjimizi Türkiye'de geliştirilen aşıların ilerlemesi için kullanacağız. Peki. Çok güzel haber. Yolunuz açık olsun hocam. Bir de mutasyonlar meselesi var. Biz daha önce de konuşmuştuk aslında virüsün doğasında olduğunu, bu varyantların. Fakat şimdi Hindistan varyantından bahsedildi. En son Bakan Koca açıkladı. İstanbul'da 5 kişi de görüldüğünü söyledi. Ve vakalar izolasyon altında takip ediliyor dedi. Ama Hindistan'ın durumu da ortada tabii. Biraz tedirgin edici bir açıklama. Türkiye'de de sayılar çok yüksek. Dolayısıyla şöyle bir tartışma da var. Acaba Türkiye'ye özgü bir varyant da mı var? Bu kadar bulaş olmasında bunun da bir etkisi var mı? Neler söylersiniz? Hem Hindistan varyantıyla ilgili hem Türkiye'de bir Türkiye'ye özgü bir varyantla ilgili hocam.
Şimdi bu varyantların, mutasyonların çıkması ve kaç çekici varyantların ortaya çıkması virüsün tabiatı. Yani evet. Bunlar her zaman olacak. Önemli olan bu varyantların ne kadar kritik olması. Yani Türkiye'de de varyantlar çıkıyor olmalı. Biliyorsunuz şakasını yapıyorlar. Kısıtlamalarla birlikte belli imkanları olan halkımız göçe başladı ya İstanbul'un evet. içinde. Oradan bulduğum varyantı çıkacak. Bir yoğunluk otogarlarda. Varyantlar var. Varyantların ortaya çıkması kaçınılmaz bir şey. İşte bildiğiniz gibi ülkemizde de kısıtlamayla birlikte İstanbul büyük şehirlerin dışına doğru bir göç başladı. Oralarda işte Bodrum varyantı çıkacak falan diye şakalar yapılıyor. Biz tabii burada kalıp çalışmaya devam edeceğiz. Bizim için de birazcık ferahlık olmuş olacak. Şimdi Hindistan varyantı. Bunlar yani bir dikkat edilmesi gereken varyant gibi. Şimdi tam ismini hatırlayamıyorum ama böyle adlandırılıyor. Bir de kaygı verici varyant deniyor. Mesela Britanya'daki işte kaygı verici varyant, Güney Afrika'daki kaygı verici varyant gibi. Hindistan'daki bilim insanları bunu tartışıyordu. Yani böyle bir varyant var ama bu henüz dikkat edilmesi, üzerine yoğunlaşılması gereken bir varyant diye tanımlanıyor. Yani kaygı verici olup olmadığına karar verilmemişti çünkü. Hindistan'da bu işi inceleyenler şöyle diyorlar, bu varyant aslında geçtiğimiz senenin sonunda ilk defa ortaya çıktı. Ama bu vakaların patlaması daha yakın bir zamanda gerçekleşti. Yani son bir ayda gerçekleşti diye yorum yapıyorlar. Yani eğer patlama bu varyantla ilgiliyse aslında bu varyant o kadar da güçlü bir varyant olmayabilir gibi bir yorum yapıyorlardı. Yani Hindistan'da salgının şeyinin büyümesi, şiddetinin büyümesiyle varyantın ortaya çıkması arasında bağlantı tam oturmuyor anlaşılan. Yani tüm ülkelerde olduğu gibi orada da daha ziyade insan davranışlarıyla ilgili salgın şiddetleri. Evet, şimdi popülasyonla ilgili bir durum söz konusu yani. Evet, yani hani varyant çok korkunç, çok hızlı yayılıyor diye mazeret üretmemek lazım. Yani bizim yapacaklarımız belli. Tabii. Ve hani en ilgi çekici, yani ilgi çekici dediğim en kaygı verici ve dünyada da en fazla yayılan hangisi? Britanya'nın varyantı değil mi? Evet, evet. İlk o çıktı ve dünyada da bizde de o yaygın. Ağırlıklı işte, olarak Türkiye'de de en fazla görülen varyant varyantıydı bugüne kadar. Ama sonuçta Britanya kısıtlamalar yaparak ve aşılayarak o varyantın olduğu salgını baskılayabildi. Evet. Demek ki bildiğimiz önlemler ve aşılar o varyanta da etkili oluyor. Hindistan'a baktığımızda söylediğim gibi oradaki insanların, oradaki bilimcilerin yorumu varyant sene sonunda çıkmış ama salgının patlaması geçtiğimiz aylarda. Dolayısıyla doğrudan o varyanta bağlamak zor. Ülkemize gelince evet bulaşıcılığın arttığını görüyoruz. Evet. Ama bulaşıcılık neyle arttı? Bir önceki kısıtlamaların gevşetilmesiyle arttı. Sonra tekrardan kısıtlama yapıldığında şu anda yine vaka sayılarının azaldığını görüyoruz. Maalesef vaka sayıları azaltılırken tabii ki hasta sayısı ve işte hastalık şiddeti ve devamına yansıması daha gecikerek oluyor. Biraz daha gecikerek kademeli olarak yansıyor değil mi? Evet. Ama üçüncü defadır görüyoruz ki bir peak olduğunda kısıtlamalar yapıldığı zaman yine bu baskılanıyor. Lafı getirmek istediğim yer Hindistan varyantı da Türkiye'ye gelmiş olsa eyvah Hindistan varyantı geldi bunu kontrol edemeyeceğiz demenin anlamı yok. Çünkü mantıklı kısıtlamalar yapıldığında ve aşılamalar yapıldığında bunlara etkili oluyor. Dünyada konuşulan daha sonra daha geç çıkan aşıların mesela baktığınızda onların çalışmalarda yüzdeler birazcık daha düşük gibi geliyor. Bunun sebebi o en son aşılarda mesela bu işte Johnson & Johnson aşısında falan. Onlar çünkü varyantlı popülasyonları da katıyorlar. Afrika'daki popülasyon, işte Güney Amerika'daki popülasyonları da katıyorlar. O zaman etki biraz düşüyor gibi görünüyor ama yine %65'lerde 50'nin üstünde devam ediyor yani. Dolayısıyla şu ana kadar ortaya çıkan varyantların hepsi yine tedbirlere duyarlı ve aşılarına duyarlı. Yani bizim artık mantıklı tedbir almayı öğrenmemiz,
Devlet bizi kısıtlamadan önce artık neleri kısıtlamamız gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor. Birincisi. Evet. İkincisi de çok hızlı ve etkili bir şekilde aşılama yapmak gerekiyor. Yani İsrail etkili aşılamayı yapan kısıtlamaları kaldırmaya yönelebiliyor artık. Maskeleri kaldırmaktan bahsediyorlar bu etkili aşılama yapan ülkelerde. Hı-hı. Etkili aşılama yapan ülkelere Kara Avrupası ülkeleri dahil değil mesela. Çünkü onların aşılama oranları bizden daha düşük. Ama etkili aşılama yapanlar kısıtlamaları kaldırmaktan bahsediyor. Yani 2x2=4. Varyant da yani biz virüsü hayatta tuttuğumuz sürece virüs yeni varyantlar ortaya çıkacak, çıkaracak. Şimdiye kadar da böyle bir affedici varyant hakim olmadı. Yani onu bekliyoruz ya daha önceki infeksiyonlardan. Yani bulaşıcılığı fazla fakat hastalandırıcılığı az bir varyant çıkıp onun hakim olup salgının bitmesini bekliyoruz. O olmadığına göre, o olana kadar etkili aşılama yapmak gerekiyor. Bunun bir an önce olması gerekiyor. Biz de o yolda devam ediyoruz. Başta konuştuğumuz stratejiler başarılı olursa hepsi artışık olarak yani ikimizin aşılarının tamamlanmasıyla da birlikte inşallah bunun içinden çıkacağız. Evet. Peki siz bu 17 günlük kapanma ile ilgili beklentileriniz nelerdir? Nasıl buluyorsunuz? Yeterli midir süre? Sonrası için öngörüleriniz nelerdir hocam? Yani otogarların yani, durumu da ortadayken az önce sizin de bahsettiğiniz gibi. Buyurun. Yani burada işte her şeyi devletten beklememek lazım diye bir lafımız var ya. Yani insanların artık yani ne tür kısıtlamalarla başarılı olduklarını öğrenmiş olmaları lazım. Yani bir yerde kısıtlama var. Ben o zaman başka bir yere kaçayım diyerek salgını söndürme imkanımız yok. Uluslararası seyahatler devam ediyor bildiğim kadarıyla. İşte belli aktiviteler devam ediyor. Yani onların arasında mesela herkes söylüyor artık ben de söyleyeyim. Hani marketlerde alkol satılmasının kısıtlanmasının ben de salgına nasıl bir etki yapacağını anlamış değilim örneğin. Ama yani 3 seferdir de eleştiriliyor vesaire ama kısıtlamaların etkili olduğunu görüyoruz. Bu bizim 3. peak'imiz. Ve her birinde kısıtlamalar eleştirildi. Birinde çabuk yapıldı bende. Gerçekten deneyim kazanılıyor. Ama nasıl yapılırsa yapılsın kısıtlamaların etkili olduğunu görüyoruz. Yani artık bunların içinden bizim rafine kısıtlamalar yapmamız lazım. Yani insanlar bir seneden fazla zaman işlerini bırakamazlar. Bu çok net. Yani insanların işlerini, aşılarını devam ettireceği bir şekilde olması lazım kısıtlamanın. Hani eğlenceden vazgeçsinler falan demek de doğru değil. Çünkü o sektörde de ekmeğini kazanan, oradan geçinen insanlar da var. Yani çok doğru ki en zor durumdaki sektörlerden biri. Hı-hı. Evet, evet. Yani şunu hep, bakın şunu hep söylemek istiyorum. Ya ben biraz diğerlerine göre iyimser konuşuyorum ya. Hı-hı. Benim aslında iyimser konuşma sebebim ben kronik hastalık takip eden birisiyim. Hipertansiyon vesaire. Yani bu salgının dışındaki tehlikelerin farkındayım. Yani sağlığımızla ilgili tehlikeler sadece virüs salgınından ibaret değil. İnsanlar için tansiyon, kalp hastalığı, kanser devam ediyor. Ve bunlar o virüs salgınından daha öldürücüler. Ama bunun dışında işte depresyon, stres bu dediğim kronik hastalıklara çok olumsuz etki yapıyor. Ama önce ekmek gelir bildiğiniz gibi. Yani insanlar işlerini kaybederse intiharlar oluyor vesaire. İş sürdürülemezse, ekonomi sürdürülemezse acı ama gerçek yani tek tehlike bu salgın değil. Dolayısıyla artık birazcık bunun dengesini kuracak şekilde önlemler alınması gerekiyor. İnsanların da buna göre birazcık hani proaktif denir ya, biraz kendiliklerinden tedbir almaya alışmaları gerekiyor. Evet. Gerçi konuştuk aşılama işte önümüzdeki süreçte biraz daha hızlanırsa daha etkin bir mücadele safhasına geçmiş olacak Türkiye ama şimdiye kadar ki aşı uygulamalarının hızını nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Son rakama göre mesela işte bugünkü son güncel rakam 8.897.000 küsur ikinci doz uygulanan aşı kişi sayısı. Ne dersiniz? Hızla ilgili, aşı uygulama hızıyla ilgili hocam. Şimdi burada da yani
şöyle demek kolay, %70'in aşılanmış, biliyorum böyle konuşan hocalarımız var ya, %70 evet. aşılanmadan bu iş olmaz deniyor ama yani bu işin mutfağı var. Yani bu insanlar hiç şeyi düşünmüyorlar ki, yani böyle bir pandemi hiç görünmedi. Yani daha önceki salgınlardan bahsederek ya da kitaptan okuduklarından çıkarak bu böyle olmaz, şu şöyle olmaz diyorlar. Yani bunların GMP diye bir şeyden mesela haberi olduğunu zannetmiyorum. Ki üretim uygulanıyor. Yani bunun evet. üretilmesi, yaygınlaşması bu kadar kolay bir şey değil. Bir senede bunların yapılması kolay bir şey değil. Avrupa ülkeleri AstraZeneca'nın aşısını durdurdu. Şimdi AstraZeneca'yı aşı tedarik etmiyor diye dava ediyorlarmış. Yani onlar için de böyle bir problem var. Dolayısıyla yani tüm dünya bunu, için geçerli bir problemden bahsediyoruz aslında. Aşının elbette. Üretimi ve tedarikiyle ilgili doğal olarak. Kesinlikle. Evet. Yani sırf yani sadece infeksiyon bilimi değil ki bilim. Allah aşkına. Yani burada üretimle ilgili eczacılık bilimi var, üretim bilimi var, kalite güvencesi diye bilim var, bunun çoğaltılması var. Az bir ayrı bilim vesaire ayrı bilim. Yani insan hakikaten kınlık getiriyor bu hani kötümserlik ve bir tek şeye odaklanmaktan. Yani bizim yüzde aşılanma Avrupa ülkelerine göre fena değil. Ama tabii ki İsrail çok daha başarılı aşılanma yaptı. İşte zamanında Çili iyi bir aşılanma yaptı, geriletti ama turizm sezonuyla birlikte aşılanmayı gevşetti. Demek ki o kadar %20-30 aşılanma yetmiyormuş. Evet biliyoruz, %60-70'in aşılanması lazım. Ama siz dışarı, yani şöyle bir şey mümkün mü? Yani şöyle bir senaryo var mı? İnfeksiyon çıktı, Türkiye'de 3 ay içinde aşı geliştirildi, üretilmeye başlandı. Yani böyle bir dünya var mı? Yok. Olan şartlar içinde bir tedarik sağlanmaya çalışıyor. Evet. Biz de onunla uyum geliştirmeye çalışıyoruz. Bana kalırsa dünyanın çoğundan iyi bir durumdayız. Aksaklıkları da gidermeye çalışıyoruz. Evet, doğru. Yani şöyle de bir şey var. Kötümser olmak gerekiyorsa şu var. Şimdi ilk çizgi aşılanması bitenler var. Mesela ben öyleyim. Ben klinik çalışmaya girdiğim için Ocak ayında benim aşılanma başladı. 6 ay Haziran'da dolduruyorum. Mesela benim gibilerin artık ikinci döngü aşıya girmesi gerekiyor. Bir de böyle bir şey var. Evet. Ama işte bu Sputnik'in gelmesi, onun Türkiye'de üretilecek olması, arkasından yerli aşıların geliyor olması bu açığı kapatacak gibi görünüyor. Yani hem bunun için çalışmalıyız ama hem o arada işi gücü tıp olmayan, işi gücü çıkıp televizyonda kötümserlik yapmak olmayan insanların da yaşaması ve hayatını devam ettirmesini bizim akademik kaygılarımızdan daha önemli olduğunu anlamalıyız. Bu insanları kapsayacak şekilde açıklamalar, planlar yapmalıyız. Bunu da şunu da söylemek istiyorum. İnsanlar üçüncü doz diye bir şeyden bahsetmeye başladı. Evet, yeni yeni şimdi üçüncü doz konuşulmaya başlandı hocam. Buyurun. Evet, şimdi öyle bir şey yok. Yani bazı aşılarınlar üç doz olmak üzere. Mesela bizimki bu İsviçrelilerle ilerlerse öyle başlayacağız denemeye, olursa ya. Ama asıl hikaye iki dozluk bir uygulama yapılıyor. O belli bir süre koruma sağlıyor. BioNTech'inkinin 6 ay koruma sağladığı gösterildi deniyor. İşte Sinovac'ınki ne kadar koruyacak göreceğiz. Ondan sonra artık yeni bir aşılamadan bahsediyoruz. Yani öncekilerin tamamlanmasından bahsetmiyoruz. Bir tane bu Johnson & Johnson aşısı tek doz evet. uygulanıyor. İki evet. doz uygulandı, bitti. Yani ilk iki dozla sonra ilgisi olmayan bir başka aşılama sürecinden bahsediyoruz aslında. Aynen öyle. Çünkü şu anda şöyle bir şey yok. Yani bir kere yaptın ya da üç kere yaptın bu iş bitti dedirtecek bir aşı yok elimizde. Yani salgın biterse tamam o zaman bir de yani çok iyi bir kısıtlamayla falan ya da işte mutasyon olup da yazın salgın biterse tabii bir daha hiç aşılanmayacağız gibi görünüyor. Ama yoksa ikinci tur bir aşılamadan bahsediyor. İkinci turda ilkinde olduklarınızı olmanız gerekmiyor. İnsanlar bunu soruyor ya. Yani ilk ikisini aynı aşıyla tamamlamanız lazım. Neden? Çünkü ilkinde oluşan daha zayıf bağışıklığı ikincisi tamamlıyor. Yani bütün çalışmalar öyle. Dolayısıyla aynı aşıyla tamamlamalıyız. Evet ama o bittikten sonra aradan aylar geçtikten sonra bunların herhangi birisiyle tamamlayabiliriz. Örnekle söyleyeyim. Ben Sinovac'la ilk ikisini oldum. Bir daha aşılanmam gerekirse eğer BioNTech olursa önümde BioNTech'le olabilirim. İkinci seri aşılanmamı ya da Sputnik gelmişse olabilirim. Ya da geri dönüp Sinovac'la tekrardan olabilirim. Ya da inşallah bizim Ankara'daki grubun virüs benzeri partikülü
ilerlerse onunla olabilir. Herhangi bir olabilir. İnşallah. Yani onu tercih ederim. Tamam. Peki hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Aşı tartışması çok kolay bitecek gibi görünmüyor tabii ama dediğiniz sebeplerden dolayı. Yani grip aşısı da her sene nasıl tekrarlanıyordu? Hani belki öyle bir yola da girebilir diye konuşuluyor mesela. Ne kadar süre etkin olacak, hangi varyanta, hangi aşı ne kadar etkili tartışmaları epey bir sürecek gibi ama siz gayet güzel özetlediniz. Evet, daha iyi ülkeler var ama biz de iyi durumdayız aşı konusunda. 6-8 haftaya uzaması etkinliğinden bir şey kaybettirecek gibi görünmüyor. Bunun örneğini İngiltere'de gördük, yaşadık dediniz değil mi hocam? Bir şey daha eklemek istiyorum. Siz söyleyince aklıma geldi. Yani ben şöyle öngörüyorum. Yani yazın bütün dünyada da göreceğiz. İşte biz de iyi bir şekilde yapacağımızı umuyorum. Hani birinci tur, birinci kuşak aşılama olacak. Yani sonbaharda işte o yüzden bizim arkadan gelen aşılara çok önem atfediyorum. Yani birden fazla alternatifimiz var ya, şu anda bilmiyoruz. Evet. MLP mi daha iyi olacak, adenovirüs olanımız mı iyi olacak, messenger RNA yapan var, bilmiyoruz. Ama sonbaharda bana kalırsa, eğer devam ederse ikinci kuşak aşılara gideceğiz. Sizin söylediğiniz bana bunu hatırlattı. Dirençli varyantlar çıkarsa, başka türlü bir karakter alırsa, belli aşıların daha uzun süre koruma sağladığı anlaşılırsa, o zaman sonbaharda bu ikinci kuşak aşılarla devam ediyor olabiliriz. O yüzden de Türkiye'de geliştirilmekte olan aşılar bu açıdan da çok önemli. Önemli. Evet. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum katkınız ben için. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın aşı tedariki konusunda bir gecikme söz konusu açıklamasının ardından aşı tartışmaları başlamıştı. Bir de Hindistan varyantının ülkemizde görülmesiyle ilgili bir tartışma vardı. Bütün bunları konuştuk, netleştirdik. İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yazur Esin'le birlikte hocam tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.